Hepinize merhaba sevgili Retro Evreni sakinleri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu bölümde Fading Afternoon oynayacağız. Oyuna ilk baktığımızda eski NES oyunlarına benzetebiliriz. Fakat oynanışı çok daha değişik. Hatta oynanış birazcık zorlu olduğu için kötü yorumlar geliyor ama yani oynanışı değiştirseniz bu sefer de NES olacak. Yani bazı oyunlar insanın içine dokunan hikayeleri var. Müzikler olsun, görseller olsun. Bu iki boyutlu grafikler sizi direkt Tokyo'ya, o Yakuza'ların hayatına götürüyor. Japonya'daki Yakuza kültürünü ve onun toplumla olan ilişkisini gösteriyor oyun. Yakuza Japonya'da geleneksel olarak organize suç örgütlerine verilen isimdir. Yakuza üyeleri dövme, bu bildiğimiz tatu, parmak kesme, hiyerarşi ve sadakat gibi belirli ritüel kurallara sahiptir. Bunları yani oyunda Maruyama'nın Yakuza olarak yaşadığı zorluklar ve çatışmaları gözler önüne seriyor. Zaten hapisten yeni çıkan, artık orta yaşlarına gelmiş yaşlı Maruyama, yaşlanma ve anlamsızlık duygusuyla mücadelesini anlatıyor. Maruyama hapisten çıktığında eski arkadaşlarını, sevgilisini ve eski hayatını tabii ki kaybetmiştir. Oyunda çeşitli seçenekler var. İsterseniz Yakuza olarak kalmaya devam edebiliyorsunuz. Veya başka yönlere gidebiliyorsunuz. Yine oyunda Maruyama kendine bir aşk bulabilir. Spora başlayabilir. Kendini sanata adayabilir. Veya intihar edebilir. Değişik sonları var birbirinden çok. Japonya'daki şehir yaşamını ve kültürünü de güzel yansıtmış. Gezebildiği bir şehir haritası var. Mini oyunlar var. Şehirdeki mekanlar ve insan aktiviteleri Japonya'nın günlük yaşamından almış. Karaoke var mesela. Çinko kulüpleri var, yani kumar oynanan. Manga okuyabilir. Ramen dükkanlarında yemek yiyebilir. Hadi oyuna başlayalım artık. Biraz görelim. Uzun anlattım. New game yapıp bir de oyunu görelim. Easy mode no abiciğim. Belki daha iyi olabilir. No diyelim. Tutorialleri de gördük. Yalnız bir şeyi atladım, o neydi? Evet. Maruyama. Pistten çıkışla başlıyoruz. Elimizde çantamız. Ama böyle 90'lar 80'ler kabadayısı de bizi takip ediyor. Şahane bu arada görselleri var. Seiji. İyi şanslar diyor. Bunu güzel yansıtmışlar ya. Şurada polis işiyor galiba. Bunlar ne yapıyor? Gidemiyoruz artık oraya. Evet. Cennete açılan bir kapı mı yoksa her şey daha mı kötü olacak? Bana sorsanız Sega'nın Yakuza'sı mı yoksa bu oyun mu? Direkt bunu seçerim. Yani çok güzel yapmışlar ya. Diğer oyunları da öyleydi ama. Filmler gibi böyle. Yani bayağı bildiğiniz film gibi. Ama iki boyutlu bir film. 2D pixel art.
Öyle bir güzel yansıtmışlar ki şu şey yürüyüşünü, sahnelerin geçişini. Her zamanki Yeo işte. Bizi bekliyorlar. Os. Welcome back diyor. Mercedes. Büyük ihtimalle şu 90'larda meşhur olan Mercedes modeli. Sadece bar var diyor artık. Artık kendi aileni başlatabilirsin yani. Kendi Yakuza aileni diyor. Bunu hak ettin. Siz benim tek ailemsiniz falan diyor işte. Evet, büyük boss bu. Onun için çalıştığımız ve hapse girdiğimiz. Biraz şeyi de benziyor bu. Leon filmindeki sahnelere de benziyor ya. Leon sevgili gücü. Abi o Fransız filmi ama. Tetikçi, her yerde tetikçi işte. Artık otelde kalabilirsin. Aylık ödenmiş. Aramıza geri döndüğüne çok sevindik seyirci. Bizim için çok büyük işler hallettin diyor. Hadi git biraz dinle. Sahneler çok iyi yani. Ve müzikler enfes. Yani müziklere hiçbir şey diyemiyorum. Yani OST'si çıkınca belki Steam'de ilk defa bir oyunun o setesini alacağım. Niye şimdi bizim 999 enerjimiz olmadığını anlıyoruz. Çünkü çok sigara içiyor seyirci ve verem olmuş. Kalkalım. Oyunda tek şey, yani kötü diyemem. Ama kontroller birazcık değişik gelebilir. Dışarı çıkalım artık. Yeteri kadar dinlendik. Evet, otelde dinleniyoruz. Enerjimiz artıyor. Eğer disco açıksa diskoda da işte. Bunları unutmamız gerekiyor. Bazı mekanlar var ki bize HP'yi veriyor. Çünkü bayağı zorlu savaşlar yapacağız. İlk önce gidelim bir. Silahımızı alalım. Neredeydi bu silahçı? Pawn Shop. Evet.
Gozuki'yi. Gozuki de Budizm'de bir efsani bir generalin ismiymiş. Hala işte yani hala mafyasın demek istiyor. Bu para 50 bin liraymış abi silah. Pahalı. Yani buradan gelip silah alabiliyoruz arkadaşlar mafyayla savaşırsan. Daha doğrusu diğer ailelerle. Burada bir GameCube gördüm. Keşke onu alsam. Oyunu çok beğendiğimi söyleyeyim. Onun diğer iki oyunlarını da oynamıştım. Yine aynı bu kıvamda. BİM tadında oyunlar. İki boyutlu. Birazcık oynanışları değişik ve zorlu oyunlar ama verdiğiniz parayı hak ediyor. Steam'deki diğer oyunları Arrest of the Stomp'da ve The Friends of the Ringo Ishikawa. Bunları da tavsiye ederim almanızı. Tabi bir aralar daha ucuzdu ama gelen zamlardan sonra artık indie oyunlar bile 200 liranın altında değil. 190 lira, 200'den başlıyor. Yapacak bir şey yok. Verdiğiniz her kuruşu hak eder. Müzikleri, oynanışı, yani okyanusun o çevresini göstermesi. O zaman bir Yakuza şiiriyle bitirelim. Soğuk anıların canlandığı bir sigara dumanını üfleyerek sokağın altındaki sakinleştirici bir caz kulübünde arkadaşlarımla birlikte şarkı sözlerini mırıldanıyorum. Kaybolan hayalleri geri getirmenin hiçbir yolu yok. Uzun zamandır kayıp olan aşklar, tanınmak için ağlayan anılar ve mavi dumanı solduktan sonra hüznü arzuluyorum. Solmuş anılar parladığında kokulu güllerin kanı gibi akıp giden eski şarkıları özlüyorum. Yeraltı ininde yavaş yavaş içiyorum. Sessizce dinliyorum. Çağrı yok yüreğimdeki o dalgalanmayı. Gençlik gitti ama açık bir yara kaldı. Ve kokulu güllerin kanı gibi akan eski şarkıları özlerken blues müziği özlüyorum. Tamamen bu oyunu anlatan bir şiir. Hoşça kalın, başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlaka alın bu oyunu.